CT Haber olarak haftanın ilk günü ve haftanın son günleri siz değerli takipçilerimiz için altın ve döviz fiyatlarını Özaltın Atasay'ın katkılarıyla değerlendirmeye devam ediyoruz. Döviz ve altın bu haftayı nasıl kapatıyor? Döviz ve altın hafta başında söylediğimiz gibi yüksek kapatıyor. Şu an içerisinde hani 885-890 bandına kadar geldi diyebilirim. 890'ı biz direnç görüyoruz. Onu kırarsa 900'ü göreceğini öngörüyoruz. Ondan dolayı da hani bu açıklamalar olsun, Rusya'nın durumu olsun, o biraz etkiliyor altını. Şu an dövizde de bir yükseliş var. Dün 14.150 olan dolar şu an 14.200-250 bandında. Aynı şekilde 15.600-500.000 bandında olan euro da 15.700-750 bandında şu an seyrediyor diyebilirim. Peki Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yapılan toplantılar, yapılan açıklamalar dövizi ve altını daha ne kadar etkilemeye devam edecek? Açıklamalar ve hani ön görüşmeleri biz takip ediyoruz sürekli hani fiyatlar bazında. Şu an gördüğümüz kadarıyla sadece siviller üzerinden bir anlaşma var ama savaşın seyrini değiştirecek ya da duracak bir şey gözükmüyor. Anlaşma yani ikinci kez toplantı yaptıklarında yine siviller üzerinden bir anlaşma yapmışlardı. Bu anlaşmada da Ukrayna sınırlarını terk etmesini ve onlara belli ve sağlıklı bir koridor açarak oradan ülkeyi terk etmelerini istemişlerdi. Ama şu an onun dışında hani savaşı bitirecek ya da savaşla ilgili farklı bir açıklama gelmedi. Hatta bugün içerisinde tekrar Rusya'nın bir açıklaması oldu şu an. Nükleer santrali ele geçirdiklerine dair. Bu biraz daha fiyatların kıpırdanmasına neden oldu. Yaklaşık 888 bandına kadar yükseldi altın. Dolar da biraz 14.200'ü kırdı. 250 bandına kadar yükseldi. Biz bu şekilde olursa yine dediğimiz gibi yüksek seyredeceğini düşünüyoruz fiyatların.